Ukrayna, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde bir pazarı bombaladı. 27 sivil hayatını kaybetti, en az 25 kişi yaralandı. Ukrayna, Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki Gorlavka ve Makayevka'ya da saldırdı. Ukrayna ordusu sivil yerleşim yerlerine 82 top mermisi attı. Ukrayna ordusu sivillere saldırısında top sistemlerinin yanı sıra bir savaş uçağı da kullandı. Konuyla ilgili Rusya'dan yapılan açıklamada sivil halka yapılan barbarca saldırının Amerika ve uydularının desteğiyle yapıldığı ifade edildi. Saldırının Batı'nın sağladığı silahlarla gerçekleştiği vurgulandı. Rus topraklarında sivillere saldıran Ukrayna'nın cephe hattının içler acısı hali ise Amerikan medyasında bile gündem oldu. CNN'in haberinde Ukrayna siperlerini fare ve sıçanların bastığı, siperlerin halinin 1. Dünya Savaşı'ndakinden daha kötü durumda olduğu ifade edildi. CNN'in haberinde fareler ve sıçanlar nedeniyle Ukraynalı askerler arasında kusmaya ve gözlerinden kan gelmesine neden olan hastalıkların yayıldığı aktarıldı. CNN'e konuşan bir Ukraynalı asker, 4 askerin olduğu bir sığınakta farelerin uyuyan askerlerin kıyafetlerinin içine girdiğini, parmak uçlarını çiğnediklerini anlattı. Haberde kış şartlarında durumun daha da kötüye gideceği belirtildi. Ukrayna, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde bir pazarı bombaladı. 27 sivil hayatını kaybetti, en az 25 kişi yaralandı. Ukrayna, Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki Gorlavka ve Makayevka'ya da saldırdı. Ukrayna ordusu sivil yerleşim yerlerine 82 top mermisi attı. Ukrayna ordusu sivillere saldırısında top sistemlerinin yanı sıra bir savaş uçağı da kullandı. Konuyla ilgili Rusya'dan yapılan açıklamada sivil halka yapılan barbarca saldırının Amerika ve uydularının desteğiyle yapıldığı ifade edildi. Saldırının Batı'nın sağladığı silahlarla gerçekleştiği vurgulandı. Rus topraklarında sivillere saldıran Ukrayna'nın cephe hattının içler acısı hali ise Amerikan medyasında bile gündem oldu. CNN'in haberinde Ukrayna siperlerini fare ve sıçanların bastığı, siperlerin halinin 1. Dünya Savaşı'ndakinden daha kötü durumda olduğu ifade edildi. CNN'in haberinde fareler ve sıçanlar nedeniyle Ukraynalı askerler arasında kusmaya ve gözlerinden kan gelmesine neden olan hastalıkların yayıldığı aktarıldı. CNN'e konuşan bir Ukraynalı asker, 4 askerin olduğu bir sığınakta farelerin uyuyan askerlerin kıyafetlerinin içine girdiğini, parmak uçlarını çiğnediklerini anlattı. Haberde kış şartlarında durumun daha da kötüye gideceği belirtildi. Merhaba arkadaşlar, ben Halil Nebiler. Ulusal YouTube kanalına göz attığınız için peşin peşin teşekkür ederim. Eğer daha fazla video, program özeti, ne bileyim canlı yayın falan izlemek isterseniz sağ taraftaki abone ol butonuna tıklayabilirsiniz. Butonlar da aşağıda mı yukarıda mı, aşağıda galiba değil mi? Oraya tıklayabilirsiniz. Son dakika haberleri için ulusal uygulamasını indirmeyi unutmayın. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim.